Bu haftaki konuğumuz Sayın Denizhan Özer. Denizhan hoş geldin ilk önce. Hoş bulduk, merhaba. Bir çok kısa ilk önce bir kendini gençlere bir tanıtalım. Çünkü bu programımız ağırlıklı gençlerle ilgili olacak. Gençleri konuşacağız. Belki hani belki aralarından birkaç kişi seni tanımıyordur ama onlara bir kısaca kendini tanıtırsan. Büyük bir çoğunluğu belki tanımıyordur. yok. Ben 85 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü bitirdim. O yıllarda Devlet Tiyatrosu'nda aynı zamanda oyunculuk da yaptım. Daha sonra o süreçte çok aktiftim. Bursa'daki Fotoğraf Derneği'nin kurucularından birisi oldum. Daha sonra 87'de İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye yerleştim. Orada Londra Amerikan Üniversitesi'nde master yaptım. O arada dil okudum. Sonra master yaptım. Sonra Londra Üniversitesi'nde televizyon, sinema, prodüksiyon okudum. Hayatım tamamen sanatla geçti. Yani kendim aslında sanatçıyım. Ama aynı zamanda küratörlük de yapıyorum. Sanat organizasyonları yaptım. Sanatın işte her noktasında her varsın yani. Da yer aldım diyebilirim. Evet. Hayatını sanattan kazanan, hayatını sanata veren genç birisi diyebiliriz. Evet, aynı yaştayız zaten. O gençlik konusu onun için gençlere destek veriyoruz zaten. Denizhan, biliyorsun Ocak ayında biz MKM'de gençlere çok güzel bir sergi açtık. 180 tane genç arkadaşımız vardı orada. Evet. O sergiyi de gezdin, notlar aldın. Onların hepsini, notlarını şimdi konuşacağız. Yani bu programımızın tamamı gençlere yönelik ve gençlerin yol haritasını birlikte çizmek üzerine bir program olacak. Bununla ilgili Türkiye'de genç sanatın gidişatıyla başlayabiliriz seninle esasında. Genç sanatçıların Türkiye'deki genel durumu derken, Türkiye'deki sanatın durumu ne? Bir ona şöyle bir bakmak lazım. Türkiye'deki sanatın çok da iyi bir noktada olmadığını görüyoruz. Ama bunda sanatçıların bir suçu yok. Yani sanatın ilerlemesi için devletin, yerel yönetim, özel sektörün ve STK'ların bir şekilde sanatı desteklemesi gerekiyor. Yani bir masa gibi düşünün. Masanın herhangi bir tane ayağı olmayınca o masa kullanılamaz. Onun gibi düşünün. O yüzden de Türkiye'de bu dört yapı, devlet, yerel yönetim, özel sektör ve STK'lar sanata yeterince destek sağlamıyorlar. Ondan dolayı da Türkiye'de bir kere sanatın gelişimi sekteye uğruyor. Olan biten ne varsa kendi başına sanatçıların kendi kendilerine aldıkları yollarda devam ediyor. Yani sanatçılar bireysel çalışmalar içinde bulunuyorlar ve onlar kendi başlarına yol alırken aslında arka plandan da bir güruh, bir gençler geliyor yani. Türkiye çok büyük bir genç nüfusa sahip bir ülke. Arkadan da gençler geliyor. Fakat zaten Türkiye'de sanata ayrılmış pasta, ayrılmış pay çok az olduğu için aşağıdan gelen gençlerin o ayrılan pastaya kendilerini sokmaları, oradan bir kere bir şekilde yararlanmaları daha da zor oluyor. Zor. Neden? Şöyle bir örnek vereyim. İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika gibi gelişmiş ülkelerde satılan iki tane resim, fazla demiyorum, iki, hadi bir tane daha ekleyelim, üç tane resim, Türkiye'nin bütün kültür bütçesinden daha fazla. Baktığımızda şunu görüyoruz. Bir kere Türkiye'de sanata ayrılan para çok az. Sanata ayrılan para çok az ve aşağıdan da yüzden fazla bildiğim kadarıyla üniversite var, sanat bölümü var. Tabii yani son dönemlerin en çok bir sanatçı yetiştirme sanatçının yani, olduğu bir dönemdeyiz esasında. Acayip yani zaman. Yüzlerce üniversiteden sanatçılar çıkıyor böyle. Sürekli genç sanatçılar geliyor. Ve bunlar bu piyasa içinde yer almaya çalışıyorlar. Ve yer alırken de yer alıyorlar mı tartışılır. Hep yanlış bir şekilde yol alıyorlar, gidiyorlar. Her şeyleri eksik. Daha yolun başındayken kendilerini bir anda usta sanatçılarla bir yarışın içine sokuyorlar. Bence ustalarla sokmuyorlar. Orada bir dipnot yapayım. Hocalarla sokuyorlar zaten. Yani ustaların da bir üstüyle aynı kıl. Ben yaşıyorum şimdi onları tek tek. Yani o kadar şey ki yani kendilerini geliştirmiyorlar, okumuyorlar, yurt dışıyla hiç doğru dürüst bağlantıları yok. Yani bunları böyle bir sürü şeyi sayabiliriz. O yüzden de tüm bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'deki genç sanatın gidişatının net bir şekilde söyleyebilirim, çok iyi olduğu kanısında değilim. Şimdi ben bu 200 tane sanatçıyla MKM'deki yani 200'e yakın sanatçı yuvarlak konuşuyorum. La bir mail trafiği içindeyim. Evet.
İki yüzüne bir mail attım. Dedim ki arkadaşlar, bir sergimiz daha bitti. Burada bizim de hatalarımız oldu, sizin de hatalarınız oldu. Ve siz gençsiniz. Fikirleriniz, aydınlık fikirleriniz var. Benim bir sonraki açacağım sergide bana ne olursunuz hatalarımızı, yanlışlıklarımızı ve artı neler olabilir? Hani Hakan Bey, şunlar da olursa çok daha iyi olur diye yorumlarınızı yazın. Çoğu. Biz şey yapalım, daha iyi sergiler yapalım, sizlere daha iyi destek olalım dedim. Altını çiziyorum abi, 3-5 kişi haricinde hiç kimseden hepsi teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, harikaydı, teşekkür ederiz, harikaydı geldi. Ya da hiç cevap vermedi. Hiç de cevap vermedi, evet. Dörtte biri de hiç cevap bile dönmedi. Vallahi ben çok net bir şekilde söylüyorum. Yani gençlerde çok büyük bir aymazlık var. Yani bunu söylerken kendi çocuklarım üzerinden de söylüyorum. Yani cep telefonuyla sevişen bir kuşak çıktı ortaya. Cep telefonları ellerinde, hayat sosyal medya üzerinden sanki onlar için yürüyor. Her şey çok kısa, uzun süreli hiçbir şey okumuyorlar, yazmıyorlar, kendilerini geliştirmek için bir çaba içine girmiyorlar. Ve o kendileri için, kendilerini geliştirmek için bir çaba içine girmediklerinde de bu otomatik olarak yapıtlarına, ürettikleri eserlere de yansıyor. Eğitimle ilgili bir etkileri var mı? Mesela ben şeyleri de çok görüyorum. Mesela hala son sınıf öğrencisi daha ölçüleri doğru bana yollamıyor. Hani geldiği zaman. Yani üniversitelerde bir eğitim sorunumuz var mı acaba? Bize çok zor da eskiden güzel sanatlara girmek, şimdi çok mu rahatlaştı? Çok mu bilmiyorum ben. Olmaz olur mu? Var. Bir kere Türkiye'nin eğitim sistemini baştan sona değiştirmek lazım. Yani dur Türkiye... Deli sen yavaş yavaş hepsi sen de. Çok radikal oldu ama maalesef bunları söylemek durumundayız. Yani ben 85 mezunuyum, buradaki işte Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum da. Biz hocalarımızdan küçücük şeyler öğrenmek için saatlerce hocayı seyrederdik, resim yaparken nasıl yapıyor falan diye. Şimdi günümüzde zaten çocukların böyle bir derdi yok. Özel üniversitelerde açıldı. Büyük bir bölümü herhangi başka bir üniversiteye giremediği için herhalde. Gerçek anlamda sanatı sevdiği için falan da değil. Ne yapayım ya, boşta duracağıma bari gideyim işte şuradaki şu güzel sanatlar fakültesinde ya da üniversitesinde okuyayım ya da şu bölümde okuyayım diye. Hemen oraya giriyor ve girmeye çalışıyor ve alınıyor da zaten. Eskiden böyle değildi. Özellikle Mimar Sinan ismi değişti. Daha eskiden akademiydi. Akademiye girmek olağanüstü zordu. O bir sürü sınavlardan falan geçiriliyordu falan ve az sayıda öğrenci alıyordu. Çünkü gerçekten yetenekli kişiler alınıyordu. Gerçekten bu işi tutkuyla yapabileceği hissedilen öğrenciler alınıyordu. O yüzden de fire az veriyorlardı. Şimdi bakıyoruz şimdi günümüzde zaten onu yetiştiren hoca çok nitelikli değil. Bana bir sürü üniversitelerden işte öğretim görevleri, bunda lütfen kimse alınmasın. Yani evet derdim, ya kimsenin mığına basmıyoruz yani. Burada yani derdim kimseyi karalamak değil. O yüzden de isim falan da vermiyorum ama çok sayıda... Çok başarılı, çok güzel. Tabii şüphesiz yani çok iyi evet. Öğretim görevlileri, öğretim üyeleri var. Onlara söyleyecek bir şeyim yok ama büyük bir çoğunluk sadece işte Yüksek Öğrenim Kurumu'nun ona verdiği standartlar gereği bir takım puanlama sistemlerinde puan almak için işte o sergilere girmek için gelişigüzel bir takım organizasyonlara katılıyorlar ya da benden işte sergilerde yer almak istediğini söylüyorlar vesaire vesaire. Durum öyle olunca o sistemin yetiştirdiği çocuklar da doğal olarak bu şekilde karşımıza çıkıyorlar. Ve öğrenmedikleri için de sonuçta ortaya bir kakafoni çıkıyor. Ne yaptığını bilmeyen bir sürü insan. Evet, öğrenmediklerin ziyade iletişim halinde olduklarınızla mesela bir yazı yolluyorsunuz genelde. Hani bir şey, sözleşme yolluyorsunuz, bir şartname yolluyorsunuz. Her şey orada yazmış olmasına rağmen dönüyorlar size, bu nedir diye. Hakan Bey, bu ne? Ya yazıyor 5. maddede diyorum, aa görmedim diyor. Yani aman, biz bir de hani gençleri burada, gençler için söylemeyeyim ama bir okuma özürlüyüz biz galiba. Yani okumuyoruz yani hiçbir şeyi. Ve okumadıktan sonra ileriki tarihlerde bir şey olduğu zaman ben diyorum orada yazıyordu. Genç arkadaşım bak ben bunu sana bir ay önce yazmışım. Aa hiç farkında değilim ya, okumadın mı diyorum, okumadım. Okudum ama atlamışım diyor. Yani maalesef bu böyle bir sorun var. Yani ben işte dünyanın dört bir tarafında her gittiğim yerde konferanslar veriyorum. Bir şeyler anlatıyorum ya da konferans öncesinde bir tekst dağıtıyorum, bir şey dağıtıyorum falan. Çok ciddi söylüyorum.
herkes bir şeyleri okumuş, o konferans öncesinde hazırlık yapmış oluyorlar. Hiçbir şey dağıtmasak bile. Ya da ben o konferansa gittiğimde bana çok ciddi sorular soruyorlar. Kendi ülkemde buraya geliyorum. Burada konferans veriyorum, söyleşiler yapıyorum. Derdim gençleri hani gelişsinler, bir şeyler öğrensinler. Bir Allah'ın kulundan bir tane soru gelmiyor. Peki bunu yurt dışıyla kıyasladığınız zaman bu gençlerimizin durumunu, yani yurt dışındaki gençlerle bizim ülkemizdeki gençler arasında bir böyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman biz neredeyiz? Yurt dışında genç sanatçıları destekleyen kurumlar, organizasyonlar, yapılar var. Mesela ben varım. İngiltere Sanat Konsülü var. İngiltere Sanat Konsülü'ne baktığında genç sanatçılara Emerging Art, Emerging Artist diye bir destekleme de bulunuyor. O çocukları bir takım projelerde yer almasını sağlıyor. Ya da bazı galerilere diyor ki eğer genç sanatçılara işte senin OVO Art'ın yaptığı gibi olanak sağlarsan o zaman biz sana devlet olarak şu kadar katkıda bulunacağız diyor. Yani genç sanatçıların piyasada tutunması için, sanat ortamında rahat bir şekilde yol alabilmeleri için her türlü gerekli kolaylıkları sağlıyor. Tabii o zaman şeyin sonra röportajın başındaki yere geleceğiz esasında. Sivil toplum örgütleri, işte sosyal sorumluluk taşımaları gerekiyor. Belediyelerin, devletin, yani bu mahalle muhtarlarına kadar inmesi gerekiyor bu işin esasına baktığınız zaman. Her yerde bütün sanatçıların bir şekilde okulların, özellikle derneklerin ve birliklerin çok ciddi bu konuya değinmeleri gerekiyor. Hepsini göreve çağırmamız lazım esasına baktığınız zaman. Yani bizde diyorum ya hep bir taraftan bir şey var, eksiklik var. Yani şöyle bir bakalım. Özel sanat galerileri işte kendileri kendi programlarına göre bazı genç sanatçılar alıyor. Onlara yer veriyor, destekliyor. Ama geri kalanlara nasıl bir olanak sağlanacak? Bu ortada, bu belirsiz. Devlet zaten bir takım çalışmalar yaparak işte kendi kültür merkezlerini ya da bazı projelerde, bazı işte güncel sanat projesi gibi bazı projeler yapıyor falan ama o da yeterli değil. Özel sektör bazılarında görüyoruz bu çabayı. İşte Duyo resim yarışması yapıyor ya da burası OVO Art gençlere yönelik bir takım çalışmalar yapıyor falan. Bunlar yeterli değil. Bizim MKM'deki sergimizi gezdin, bir sürü de notlar aldın. Bu gençlere bir önerilerde bulunmamız lazım. Yani bunların çalışmalarının nasıl olması, nasıl bir yol haritası izlemeliler, neler yapmalılar. Tabii böyle biraz hani böyle çok da gençlere yüklenmek de istemiyorum aslında. Hani onların da bir enerjiye ve desteğe ihtiyaçları var. Oraya sergiye ben ilk gittiğimde aslında çocukların çağdaş sanatın mantığını tam anlayamadıklarını gördüm bir kere bir. İkincisi hepsi çok böyle internetten beslendiklerini o sergide gösterdiler. Gerçek anlamda sanat eseriyle karşılaşmak başka bir şeydir. İnternetten yüzeysel olarak beslenmek başka bir şeydir. Çünkü ekranın o cam vardır arada, bir aracı üzerinden bakarsınız. Tam anlamıyla o yapıtın ruhunu algılayamazsınız. Onu gördüm. Kendilerine ait bir çizgileri yok çocukların. Yani baktığında bir sürü resmi yan yana koy. Mesela ben diyebilirim ki 1000 tane, 10 bin tane resim göster. Bu Resul Aytemir diyebilirim. Ya da bu Devrim Erbil diyebilirim. Şu Ergin İnan diyebilirim. Balkan Naci diyebilirim. Neden? Çünkü hepsini kendilerine göre bir çizgisi var. Ya da var. Peşinden koştukları bir takım konular var. Temalar var. Yani bugün bakıyorum Fevzi Karakoç at resimleri yapıyor. Ama aslında soyut yapıyor. Ama anlıyorsun ki bu Fevzi Karakoç ya da işte Süleyman Saim Tekcan burada geçen hafta sergisi bitti. Yani bir çizgileri var. Tamamen ben tabii ki genç çocukların hemen birden bu çizgilerinin olmasını beklemiyorum ama o yönde bir çabaları da yok. Şimdi bizim MKM'deki sergimizden burada bir önümüzdeki hafta içinde yeni bir sergi açacağız. Oradaki 180'den buraya bir 30 sanatçı transfer ettik. Hani en iyi 30 diye kendi arkadaşları kendi aralarında oy kullanarak geldiler. Şimdi birer tane de buraya eser istiyorum. Abi inan %30'u yani oradaki beğenilen eserin devamı olan bir eser değil de işte orada figür çalışmış, çok beğenilmiş. Bir bakıyorum soyut bir resim yolluyor buraya. Almayacaksın o zaman. Yani hakikaten kilitleniyorsun böyle yani. İşte almayacaksın. Evet, yani... Çünkü biz bu çocuklara
bu gençlere her zaman torpil geçersek, onlar yanlış yaptığında da yaptıkları yanlışları bir şekilde ya bu sefer alalım olmaz dediğimizde biz o çocuklara iyilik yapmış olmuyoruz yani. Çok birebir çok başarılı gençler var. Yani mesela şimdi ben buradaki 140 tane, şey 180 arkadaşa yazmışım, dedim ki ya beğendiğiniz arkadaşları bana yazın. Herkes işte Ali Veli, Ayşe Satma diye bana mesaj atıyor. Ama işlerinden 5-10 tanesi de ben şu eseri beğendim ama şunun için beğendim. Bakınca babamı görüyor. Yani bir şey yazıyor orada. Bir sayfa dolusu 10 tane eseri hakkında yorum yapmış. Ben şunları beğendim ama şunun için beğendim diyor. Şimdi Ali Veli Ayşe diyenle bunun arasında bir fark olmalı. Yani dört dörtlük bir sanatım çok iyi dediğin zaman çok iyi sanatçı olunmuyor esasında baktığın zaman. Bu bir bütün olmak zorunda bence. Onun için iyi ile kötüyü de işte vaktinde yollayanla vaktinde yollamayanı, şartnameye uyanla uymayanı da ayırt etmemiz lazım ki bizim iyilerin değeri yükselsin. Fark olsun arada yani. Yoksa ipin ucu kaçacak. Şey var ya işte çocuklar çok individual, çok böyle bireysel düşünüyorlar. Yani çünkü çok büyük bir rekabet var. O rekabet içinde yok sayarak bir yere geleceklerini zannediyorlar. Yani ne kadar az insan duyarsa bu yarışmayı benim için o kadar iyi olur. Ne kadar az kişi görürse benim için iyi olur. Ama aynısını bir başkası da ona yapıyor. Bir araya gelip fikir teatisinde bir tartışma içinde değiller. Yani kendi eksiklerini kendileri bir şekilde birbirlerine aktarmıyorlar. Onu bir yol olarak birbirlerine göstermiyorlar. O eksiklik var. Bugün bakıyorum sanatçılara, özellikle genç sanatçılara tiyatroya gitmiyor, operaya gitmiyor. Doğru dürüst sinema izlemiyor, okumuyor. Çok iyi sosyal medya takip ediyor ama. Ya hiçbir şey yapmıyor. Hayatları tamamen o cep telefonuna bağlı ya da bilgisayar ekranına bağlı bir sosyal medya üzerine. Sosyal medyayı da doğru takip ettiklerini düşünmüyorum. Tamamen işte TikTok'lar, işte like sayıları. Garip böyle esprilerin yapıldığı, derinliği olmayan, hayata yüzeysel bir şekilde katılmış bir şeylerin takipçisi oluyorlar. Yani esasında bu T doğrumuz var ya, her şeyi bileceksin ama bir şeyi çok iyi bileceksin. Evet. Bunlar o çok bir şeyi çok iyi bileceğim, ben sanatı çok iyi bileceğim noktasındaki T'nin aşağı uzantısını yapmıyor arkadaşlar. Ben her şeyi bileyim deyip geçiyor ama bir şeyi çok iyi bilmeleri lazım. Yani genç arkadaşlarım, konunuzda, disiplininizde ve siz hakikaten ama bu sanattan hayatınızı beslenecekseniz, sanattan beslenmek istiyorsanız bu konuya profesyonelce başlamanız, profesyonelce devam etmeniz lazım. Hocalarınızı örnek almanız lazım. Deniz Han Bey'in dediği gibi daha dikkatli olmanız lazım. Okumanız lazım, çok okumanız lazım. Özellikle size gelen yazışmaları, size gelen sözleşmeleri ve sanatınızla ilgili olan ne kadar bir kitap, defter, kalem, ne varsa ders notu hepsini okumaları lazım herhalde. Şunu da bilsinler ki nitelikli iş üretenler, bir şey yapmak isteyenler gerçekten geçmişten ders alarak bugün var olmaya çalışanların da her zaman ben yanındayım, sen de yanındasın. Birçok diğer bu konuyla ilgili uzman, bilgili arkadaşlar, sanatçılar da onların yanındadır. Yeter ki onlar bir şey yapsınlar. Tabii mesela onların şöyle bir saplantısı var. Ya kimse gençlere destek olmuyor. Kim? Ben inanmıyorum ona. Öyle ya da böyle. Ben, sen, o, biz, hani bir sürü kurum ve kişilerde var bunlara destek. Fakat bunun tam karşılığını veremedikleri için belli bir noktadan sonra o desteği veren de duruyor. Yani bir dakika diyor ya, yani genç arkadaşım diyor, yani ben seni bu kadar destekliyorum, bu kadar yapıyorum. Ama hepsinin kötü örnekleri de var, hepsinin ama iyi örnekleri de var. Bence hep iyileri yakalamalılar, yani iyilerin peşinden koşmalılar. Ben iyi yakaladığım iyilere sürekli destek veriyorum. Evet. Bu yaptığım sergilerde aldığım sanatçı listelerine bakıldığında da görülecektir. Neden iyi bir sanatçıyı bir küratör olarak kaybedeyim ki? Yani zaten galeri olarak da aynı şekilde. Aynı şey geçerli. Tabii müze için de aynı şey geçerlidir. Yaşam için aynı şey geçerli. Her şeyin en iyisi olacak ya. Tabii. Bir şey yok. En iyisi varsa ve onunla bir diyalog kurmuşsan onu devam ettirmek istersin. Toplayacak olursak Deniz Hancığım, gençlere son öğütün ne olacak? Çünkü bu sohbetin sonu yok. Yani bu 4-5 program yapıyoruz. Yani çok kısa bir şey söyleyeyim. Kendilerini geliştirsinler.
tabii ki internet vesaire bağlantıları olacak ama hayatlarına interneti hayatın merkezine koymasınlar. Olanakları varsa mümkün olduğunca yurt dışına gitsinler. Biraz da ben ne yapıyorum sorusunu kendilerine sorsunlar. O zaman belki eksiklerini görebilirler ve eksiklerini gördükleri noktada eğer o eksikleri tamamlıyorlarsa o zaman iyi bir yola girmiş olurlar. Onun dışında hata yapmaya korkmasınlar, yanlış yapmaya korkmasınlar. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinin sahiplerinin hayat hikayelerini okuduğunuzda defalarca hata yaptıklarını ama yapılan her hatadan ders çıkardıklarını görüyoruz. O yüzden insanın dönüp arada bir kendisine bakması lazım. Nerede yanlış yapıyorum diye. Bunu zaten evet, bence gençler bir fotokopi makinesinden A4'ten bir print alıp o print'e bakarak resim yapmak doğru veya yanlış diye yorumlamayacağım ama artık yani esinlenme, taklit hani tabii. Bunları bir aşmanız lazım. Yani ruhunuzun içindeki hani sanatçı zaten sanatın karşılığı bende özgürlüktür. Yani kendi ruhunuzdaki özgürlüğü tuvale yansıtın genç arkadaşlarım. Yoksa internete giriyorsunuz, print alıyorsunuz. Tamam, o sizin belki fırçanızı, boya kullanmanızı, tekniğinizi biraz geliştiriyor ama ruhunuzdaki özgürlüğe tuvallerinizde yer verin lütfen. Vallahi şeyle bitirmek istiyorum. Yani Fevzi Hoca'nın bir sözü vardı. Hocalar falan kimse sanatı öğretemez. Fevzi Karakoç şöyle bir şey demişti. Resim öğrettirilemez, hissettirilir demişti. Yani hocalar size sanatı belki en fazla hissettirebilirler. Ondan sonra sizin onu içselleştirip gerçek anlamda üzerine çaba sarf edip kendi duygularınızı, düşüncelerinizi estetik ilke ve kurallarla ortaya çıkarmanız gerekiyor. Zaten bunu yaptıktan sonra da belki de siz başka birisine bunu sizden sonraki kuşaklara hissettireceksiniz. O zaman bu ülkede hayatın diyalektiği içinde sanat ileriye doğru bir noktaya varacak. Evet. Deniz Hancığım çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Ama anladığım kadarıyla bu programın devamı olması gerekiyor. Yani çok şeyde yarım kaldı böyle. Hep ben kestim, sen bir yerden bir yere geçtik. Gençler biz hakikaten sizlerin daha iyi olmanız için, daha iyi yerlere gelmeniz için ve yarının Denizhan Hoca'nın söylediği gibi bir sürü hoca isimleri saydı. O hocaların yerinde sizlerin olabilmeniz için lütfen kulaklarınızı açın ve bizi iyi dinleyin. Görüşmek üzere.